Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol çikolatalı, lezzetli mi lezzetli, görüntüsü şık, harika bir pasta tarifi ile geldim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle pastamızın kekini yapalım. Derin bir kasenin içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker ve 4 adet yumurtayı alıp bir çırpma teli ile çırpalım. Bütün bu malzemeyi 1-2 dakika çırpma teli ile çırpalım dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz. Ve sonra 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edelim. Kakao çözüldükten sonra 2 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edelim. Un ölçüsü belirtmiyorum. Kullandığınız malzemeye göre azalıp çoğalabiliyor. Onu kontrollü bir şekilde ekleyin normal kek hamuru kıvamında yapın. Kek hamurumuz hazır olduktan sonra fırın tepsisine yağlı kağıt serip kek hamurumuzu içerisine dökelim. Her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 180 derecede kekimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimiz fırında pişerken biz ganajımızı hazırlayalım. 200 milim kremayı yani bir kutu krema kullandım. Sos tavasını alıp kaynama seviyesine gelince üzerine 160 gram çikolata ekleyip çikolata eriyene kadar bir spatula yardımı ile sürekli karıştıralım. Ganajımız hazır. Ganajımız şimdi bir köşede beklerken biz ara katta kullanacağımız kremanın çikolatasını hazırlayalım. 40 gram çikolata, 20 gram tereyağı ve 3 yemek kaşığı kremayı ekleyip Ocakta benmari usulü eritelim. Videoda gördüğünüz kıvama geldikten sonra kasemizi ocağın üzerinden alalım. Ara kattaki kremamızı hazırlayalım. Ben bir paket hazır pasta kreması kullandım. Bir paket toz krem şanti ve üzerindeki ölçüye uygun şekilde süt, soğuk süt kullandım. 20 gram da tereyağı kullandım. Bütün bu malzemeyi mikser ile çırpalım. Katı bir kıvam aldıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz benmari usulü erittiğimiz çikolatayı ekleyelim. Spatula yardımı ile her tarafına gelecek şekilde karıştıralım. Çırpma teli ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Kremamızı buzdolabına alıp dinlendirelim. Kekimiz bu esnada pişti. Piştikten sonra ben yuvarlak kalıp kullandım. Sizde eğer kalıp yoksa keki ortadan ikiye bölüp dikdörtgen şekilde de yapabilirsiniz. Ben yuvarlak olması için kalıp kullandım. Kekimizi kalıbın içerisine alıp 4 yemek kaşığı süt ile ıslatalım. Hazırlamış olduğumuz kremadan 4 yemek kaşığı ayıralım bir kenara. Diğer kremanın hepsini de kekin üzerine yerleştirelim. Kremayı düzledikten sonra diğer kekimizi de üzerine yerleştirelim. Tekrar 4 yemek kaşığı süt ile kekimizi ıslatalım. Keki ıslattıktan sonra ayırmış olduğumuz 4 yemek kaşığı kremayı kekin üzerine güzelce yerleştirelim. Kaşığın tersiyle tamamen pürüzsüz hale gelene kadar düzeltelim ve önceden hazırlamış olduğumuz çikolatalı ganajı en üst kısma dökelim. Ganajın soğuk olmasına dikkat edelim. Çünkü hazırlamış olduğumuz krema eriyebilir. Bu şekilde 2 saat buzdolabında dinlendirelim. 2 saatin sonunda kenar kısımları bir kürdan yardımı ile kalıptan ayıralım. Ve şimdi kalıbımızı çıkaralım. Bu pastayı bir gece dinlendirirseniz eğer daha da lezzetli ve daha güzel oluyor. Doğum günü, özel günlerde veya canınız çikolata istediğinizde yapabileceğiniz harika pratik lezzetli bir tarif. Şimdi sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, lezzetli oldu. Yiyenler tarafından tam not aldı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.